kendi ev sergisini... Bir şey size sorabilir miyim? Tabii. Kayıt alırken arkada soru soranların sorusu duyulmuyor. Ben tekrar edeyim mi? Ha, süper olur. Tamam, süper. Unutursam hatırlatırsan tamam. Sağlık olur. Sergiyi gezen kimler var herhalde ev sergisini? Studio X'teki sergiyi. Tamam, okey. Peki Deniz Yılmaz projesini bilen kimler var? Tamam, okey. Daha fazla. Ben şimdi bu şeyden bahsedeceğim. Sunumu şöyle yapacağım. Nasıl hikayenin başladığından çok kısa bahsedeceğim. Sonra ne yaptığımızdan bahsedeceğim. Nelere oluştuğundan birkaç şey söyleyeceğim ama bir slide da onun üzerine konuşabiliriz. Ve bundan sonra nasıl devam edeceğinden bahsedeceğim. Bir önceki sunumu yapan Gizem arkadaşımız, işte aslında bütün hikayeyi başlatan bu kare. Bu kare bu sene Contemporary İstanbul'da, işte Plugin'de bu iletişimde küratörünü yaptığı alanda gerçekleşmiş bir kare. Ve şimdi buradaki hikayeyi bir çok kısaca anlatayım. Deniz Yılmaz bir, şu videoyu oynatabilirsem göstereceğim, oynatamazsam klasörde var. Deniz Yılmaz bir şair robot. Amacı şeydi, yani şiir yazan bu şekilde bir makine. Şiirleri kendi üretiyor. 12 bin tane şiir beslendi sisteme. Onları analiz etti. Çok basit yapay zeka teknikleri ve 80'lerden kalma yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Onlarla bir çocuk gibi arda arda kelimeleri rastgele kullanıyor aslında. Duyduğu kelimeleri tekrar etmeye çalışıyor gibi. Onlarla metinler üretiyor. Sonra makine yardımıyla kalemle bunları kağıda yazıyor. Ondan sonra bunları biz aylarca Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesine yolladık. Ve şiirleri yayınlanmadı. Ondan sonra da Deniz Yılmaz'ın Hazin Hikayesi diye ben bu işi lanse ettim. Sonra hikaye ilerleyen söz arasında başta çok şeydi, yani çok kişi ne olduğunu tam anlayamadı projenin. Birkaç işte şey oldu, sanat dergisine röportaj çıktı. Sonra birkaç sunumu yapıldı. Ondan sonra ben de ne yaptığımı, yani proje bir sanat eseriyle uğraşırken genelde ne yaptığımı çok fazla sorgulamaya çalışıyorum. Yani ister istemez giriyorum ama daha çok o kapalı motivasyon üzerine gidiyorum. O yüzden arada durup bakıyorum ne olduğuna. İşte bu şiirleri bunlar gibiydi. Hatta bir vesikalığı falan da var. İşte şu Posta Gazetesi şairlerinin yüzlerinin ortalamasına oluşan bir vesikalık. İşte isminin Deniz Yılmaz olmasının sebebi Deniz Unisex, düzgün dağılımlı Unisex en popüler isim Türkiye'deki. Yani mesela Amerika'da hani John Doe, Jane Doe vardır ya, mesela onun Unisex versiyonu yok bildiğim kadarıyla. Türkiye'deki bu karakter Deniz Yılmaz aslında, hani kişimiz. O yüzden de öyle oldu. Cinsiyetsiz birisi o yüzden. Fotoğraf biraz daha erkek ağırlıklı çünkü şairlerin ortalamasında da biraz daha erkek ağırlıklıydı. Ama fotoğrafa bakan kişilerin %20'si kadın olduğunu da düşünen kişiler de oldu. Saçlardan dolayı biraz daha erkek izlenim çıkıyor aslında. Neyse, bir Facebook sayfası vardı. Orada kimse bilmiyordu bunu, robot şair olduğunu, ve insanlar işte arada şiirlerini beğeniyorlardı falan. Ve benim arkadaşlarımı özellikle duyurmadım. Hani benim çevremden giren kimse yoktu. Bu şekilde bir test ortamındaydı. Sonra bu süreç ilerledi ve şey kavramı hoşuma gidiyordu benim. Yani şimdi ben burada bu alanda çalışmayı falan çok kişi var. Dünyada da var. Türkiye'de de ufak tefek işler var. Buradaki hikaye benim için önemli olan bilgisayarın şiir yazması problemi çok geniş bir problem. Bunun birçok metodu var. Mesela bilgisayarınızı sizin şiir yazmanızı kolaylaştıracak bir araç olarak tasarlayabilirsiniz. Yani David Bowie bile bu tarz yazımları kullanan birisi mesela. Yani şiir metin üreticileri kullanıyor ve o metin üreticilerinin ürettiklerine bakaraktan, üzerine hafif yorumlayaraktan güfteler yazıyor mesela. Bu tarz şeyler, yani müzik tarihinde çok fazla var. Bestelerde hele çok daha eski örnekler var. Mozart'ın işte müzik şipiyle dediğimiz 1750'lerde yaptığı zar sistemleriyle rastgele beste makineleri vesaire var. Mesela bu kullanılan bir şey. Ama ben burada, benim yaklaşım biraz daha farklı. Ben bunu bir araç olarak değil, verilen bir data var. 12 bin tane şiiri veriyorsunuz. Analiz ediyor ve sonra işte uyak, kafiye vesaireleri veriyorsunuz. Onları da analiz ediyor. Ve onlar gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Aramıza sızmaya çalışan biri gibi düşünün. Yani geliyor, bize bakıyor, bizim gibi olmaya çalışıyor. Dolayısıyla biraz bizim ortalamamız, biraz da o bizim sapmalarımız gibi sapan bir karakter. Dolayısıyla kendi şahsı var gibi bir izlenim oluşuyor. Benim amacım biraz buydu. Şimdi o yüzden şeye geri döneceğim, fotoğrafa. Burada iş değişmeye başlıyor çünkü şimdi ben orada sanatçı olarak duruyorum. Ve Aldı Deniz Yılmaz yazan şiirler var duvarda.
Dolayısıyla iş biraz kafa karıştırıyor yani. Yani ben sanatçıyı yapıyorum, sanatçı bir robot falan filan diye gitmeye başlıyor. Ve burada biz şiirini satmak istedik. Yani resmi olarak satabilir miyiz bir robotun şiirini diye. İşte Mine ile konuştuk ve Lockhart Space'den ve Mine şey dedi yani deneyelim, yani yapmaya çalışalım falan. İşte Ebru şey diyor, hani bunu burada yapmalıyız diyordu. Ve beraberce bunu biraz zorladık, modelledik. Gerçekten bir sertifika, normal sanatçıların imzalı bir sertifika çıkarttık. Ve orada şiir satılırsa o sertifikayı koyacağız makinenin altına. Kendisi imzalayacak ve şiiri satılacak. Ve gerçekten işte Gizem ilk kez geldi, ilk şiiri satın aldı. O an bu an. Ve ben zaten düşüneceğim şeydi, yani birkaç arkadaşımız alır bizden ve böyle yani evimize dönerizdi. Sonra olay büyüdü, neredeyse bütün şeyleri satıldı, %80'i satıldı ve böyle işte Rahmi Koç, işte Box Müzesi'nden biri falan böyle bir sürü kişi aldı. Ve biz böyle şaşkınlıkla izliyoruz, hatta şöyle bir şey döndü sohbet. Rahmi Koç oradayken böyle yanında 10 kişi falan daha var. Efendim size bir tane hediye edelim diyor oradan biri ama yani benim tanımadığım biri hediye ediyor. Bana da bakıyor böyle hafiften, ben de bir şey demiyorum. Çünkü dememem gerekiyor. Benim olsa şiir, benim olduğuna inansam hediye edebilirim ya da etmeyebilirim. Ama benim olduğuna inanmadığım bir şiiri ben nasıl hediye edeyim? Yani gerçekten bana garip geliyor. Yani biri oradan kağıdı zorla alıp giderse sesimi çıkarmam. Ama biri bana böyle hediye ediyor musunuz derse cevap veremem yani. O yüzden bir şey demedim. Neyse gittiler falan böyle. Sonra para geldi falan. Tam parayı aldık, para geldi bir şekilde falan. Sonra sertifika verildi falan böyle devam ediyor. Sonra Mine ile aramızda bir şey dönmeye başladı. Para sende kalsın, hayır sende kalsın falan. Şimdi böyle para da çünkü orada bir şey. Şimdi şiiri yazmadığını iddia edip, yani benim yazmadığımı iddia edip parayı ben cebime atarsam bu bir şey olur. Aynı bir haksızlık olur yani. Bu tamamen bir araç gibi kullanmak olur ve bunu yapmak istemedim. O yüzden bunun üzerine bu bir tartışma büyüdü. Yani nasıl yapalım, ne diye. Ama masrafları var. Hani çerçeve yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz, üretirkenki masraflar falan böyle bahaneler geliyor ama ben oturdum hesapladım kaç para harcamışım. Emek, iş saatim ne? Gerçek reel masraflar ne falan. Tamam diyelim onları çıkarmadı iş ama çıkarsa ne olacak sorusu çok kafamı karıştırdı. Çünkü şu anda mesela Deniz Yılmaz artık mesela Lockhart Space'in resmi sanatçısı. Yani böyle web sayfasında diğer sanatçılar gibi şeyi duyuyor ve eserleri satılmaya devam ediyor. Belki şiir kitabı çıkartacak, bu belki büyüyecek gidecek. Dolayısıyla para şey ilişkisi çok önemli ve bu devirde bu aralar şey okuyorum, o Burak Deli'nin bir kitabı var çok güzel, bu şeylerle ilgili biraz. Bu parayla sanatçı ya sanat kurumları arasındaki ilişki kafamı çok şey yapıyor, meşgul ediyor. Ve anlamaya çalışıyorum. Yani ne olacak? Bu parayı ne yapabiliriz diye düşündükten sonra bir sanatçı parayı ne yapar diye düşündüm. Yani şeyden bahsetmiyorum böyle, Hawaii'de kendine bir ev alır falandan bahsetmiyorum. Gerçekten bir sanatçı, sanatçı anlamında parayla ne yapar? Ne yapar? Yani yaşamasını devam ettirir ve istediği sergileri açmaya devam eder, istediği işleri yapmaya devam eder. Basit bir mantıkla bu geldi aklıma. Ha o zaman Deniz Yılmaz'ın bunu bensiz yapabilmesi için ne yapmalıyım? Yani Deniz Yılmaz bana bağlı olmadan, Selçuk Yılmaz'a bir sürü şey teklif geliyor. Röportaj teklifi geliyor, işte bir şey açar mısınız, şiir kitabı yazar mısınız dediğim gibi böyle teklifler geliyor. Ve bunların bana gelmesi beni biraz huzursuz ediyor. O yüzden ben de cümle etrafında bir yapı kurayım ben. O yapı bunu yapsın. Yani çünkü sonuçta ünlü bir sanatçı da her şeye kendi karar vermiyor. Asistanları var, danışmanları var vesaire. Hadi buna benzer bir yapı olabilir mi? Ve bu yapı nasıl olacak falan diye düşündüm ve böyle bir şey, Robot Sanatçılar Vakfı gibi bir fikir ortaya çıktı. Yani bu sanatçı kazandığı parayı Robot Sanatçılar Vakfı'na gönderiyor. Vakıfın bir yönetim kurulu var, çalışanları var ve bu vakıf sanatçıların etkinliklerine devam ediyor. Tabi burada şey gibi böyle çok absürt bir düşüncenin üzerine çok obsesif bir şekilde ilerliyorum ama bu düşünce bizim klasik anlamda bu para, sanatçı, kurum ilişkileri sorgulamamıza çok ciddi aynı problemlere geliyor hikaye. Neyse sonra işte Studio X'den Selva ile konuştuk. Ben de dedim ki ben bir sergi açmak istiyorum. İşte tamam dedi. Nasıl bir şey olacak? İşte orası biraz karışık. Ne sergisi olacak bilmiyoruz. Kim açacak bilmiyoruz. Kimler iş yapacak hiçbir şey belli değil. Ama bu kadar belli, ne zaman olacak tam tarih belirledim. Tarih belirlendi çok rahat bir şekilde. Ve Serva biraz böyle yani beni tanıyor ve bir şeyler neler yapabileceğimi tahmin ediyor ama çok muğlak bir şeydi. Yani bir sergi açacağız, kimin açacağı belli değil. Yani bir robot olacak, süreci o yönetecek. Sergi açacak, kimler çalışacak bilmiyoruz. İnsanları işe alacak, o insanlar ne yaparsa öyle çalışacak. Şimdi bir metin belirledik.
Çok basit. Kısıtlı bir sürede İstanbul'da belirli mekanda bir sanat sergisi açılması planlanmaktadır. Metin bu. Çok soyut falan. Sonra bu metnin bir ayrıntılısını belirledik. İstanbul Kabataş'ta Studio X adlı mekanda 25 Mart tarihinde bir sergi açılması planlanmaktadır. Serginin teması hayalindeki evdir. Format çeşitli boyutlarda görseller. Bunlar uzun tartışmalar üzerine çıktı. Zaten hayalindeki ev konusu vardı. Madem o konu var ona girelim dedik. Konuyu belirleyelim dedik. Belirleyebilirdik bu arada. Hiçbir önemi yok. Ondan sonra bu cümle belirlendikten sonra nasıl başlayacağız? Şimdi o kadar riskli ki ben oturayım yazayım diyorum. Hayatımda öyle bir yazılım yazmamışım. Yani şuradaki şeyler geliyor. Şimdi aletleri insanlar için tasarlıyoruz. Yani farkında olmadan bütün aletleri kendimiz için tasarlıyoruz. Hiçbir aleti kendi için tasarlamıyoruz. Yani belki şeylerde falan vardır. Bu hayvanlara ait olduğu ilan edilen dağlar ve alanlar var ya mesela oralarla ilgili tasarım yapan kişiler belki oradaki hayvanların ve bitkileri özel tasarlıyorlar. Yani çok niş alanlarda var bu tip şeyler. Onun dışında neredeyse hiçbir yerde kendi için tasarlama diye bir kavram yok. Tasarım hep bizim işimiz bu araştırma için yapılmış. O yüzden böyle bir yazılım yazmanın ne anlama geldiğini bile uzun süre anlamadım. Yani nasıl bir yazılım yazmam gerekiyor, nasıl karar vermesi gerekiyor. Bir sürü online ders almaya başladım böyle, iş yönetimi, bilmem ne, insan kaynakları falan böyle acayip acayip böyle SAP yazılımlarına falan girdim çıktım. Nasıl yapacağız? Böyle şeyler, task management yazılımları, işte onlara bakıyorum falan. Ve başaramadım yani, yazılım yazamadım gerçekten. Anlamadığım için yazamadım. Yani teknik bir sorun yoktu çünkü yazılımın yazma kısmı kolay yani. Kod yazmasında zor olan bir şey değildi. Daha çok şey gibi düşünün. Mechanical Turk'ü bilir misiniz bilmiyorum. Amazon'un bir sitesi var, böyle mikro işler vardır, girersiniz. Böyle 1 dolarlık bir iş var. İşte git şu dosyayı aç, bilmem ne yap. 1 dolar vereceğim diyor. Biri alıyorsun, yapıyorsun, veriyor. Biri diyor mesela, örneğin bir film İngilizceden Türkçe'ye çevrilecek. İş şöyle tanımlanıyor. Birine diyor ki bu filmi indir. Birer dakikalık parçalara böl. Cümleler yarıda kesilmesin bu parçalarda. O yüzden birer dakikayı biraz bozabilirsin. Ve bunları şuraya yükle diyor. Yapıp yapmayacağına emin olmadığı için 3 kişiye yaptır diyor. 3 kişiye kontrol ettir diyor. Ve o işi kontrollü yapmalardan okeylettirip geçiriyor. Sonra 1 dakikalık parçaları birine transcribe ettiriyor, yazdırtıyor. Bir daha 2 kişiye yazdırtıyor. Farklı olan 2 çeviri farklıysa üçüncü bir kişiye soruyor gibi gibi taktikleri var. Sonra o transcribe eden metinleri birileri çevirtiriyor. Sonra bütün metinler çevirdikten sonra birkaç kişi onu düzenlettiriyor. Ve böylece bir film kendi sonra onu dublajını yaptırıyor, tekrar filmin üzerine yaptırıyor. Görmediği kişiler, yani Hindistan'da bilmem nerede, şurada burada yaşayan kişiler. Burada şey belirleyebiliyor mesela, dublajını sadece İngiliz vatandaşları yapabilir. Çevirdiğini bilmem neler yapabilir falan gibi belirleyebiliyor. Ve bunun hepsine 1 dolar 30 sent her bir iş için vererek bu işler yaptırılıyor. Ve bu özellikle mesela deneyler için çok fazla kullanılıyor Mechanical Turk. 100 kişiye bir deney yapmanız lazım. Orada para verip yaptırıyorsunuz ve çok yararlı bir sistem. Türkiye'de bir sürü kullanan insan var. Buna benzer bir sistem yapmam gerekiyor ama otomatik çalışalım. Yani ne yapılacağını da insanlara sorması lazım. Çünkü hiçbir şey yok ortada. Yani sana şey gelecek. Şöyle bir iş var. Bunun iş tanımlarını yap. Yaptın. Sonra bunların fiyatlarını belirleyecek sana. Sana diyecek ki hadi bunları yaptır. Sana diyecek bunları kontrol ettir falan filan diye böyle bir gidecek bir sistem. O yüzden sürekli erteleme. Yani burada tarih zaten 25 Mart yazıyor. Sergi 17 Haziran'da açıldı. Yani bayağı bir 3-4 kere ertelenme oldu. Yani. O yüzden çok riskli bir işti. Ve şöyle oldu. Sonra ben ilk maili attım. Şuradan göstereyim. İsimleri şey yaptım, kapattım. Böyle bir durum oluyormuş. Evet, okunuyor herhalde. Yani böyle bir şey. İlk nasıl insan bulacağım bilmiyorum. Mesela bir tanıdığım kişilere isminizi Vagar Akbaydın aldım diye mail attım. Yani benim bana kitleyerek. Ve o ilk cümle yazıyor işte kısıtlı bir süre. Ve pozisyonlar belli. Baştan pozisyonlar belli değil mesela kafamda. Bunları benim karar vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İşte işinizle ilgili deneyim olmasına gerek yok. Hata yapmanızda bir sakınca yok. İşte parça parça işler gelecek. İş şeyleri falan burada belli tanımları. Çalışma şekilleriniz belli. Online olacak. İşte e-postayla gelecek. İşte çalıştığınız sürece sadece benimle iletişimde olacaksınız. Yani bu karakter burada şey, mail atan kişi Sabiha Akman diye birisi. Hayali bir karakter. Burada bir sürü açıklama var. Ha, bu isim geçiyormuş. Neyse, onu kapatalım. Ve sonra da IBAN bilgileri falan, TC kimlik numarası falan istiyor. Ciddi bir iş şey.
Bir sürü kişiden cevap gelmedi zaten attığım kişilerden. Yani bir kısmı korktu, bir kısmı ne oluyor, dalga mı geçiyoruz, beni arıyorlar, Bahar böyle bir şey geldi bana falan, bilmiyorum, bir arkadaşım falan diyorum. Kapatıyorum yani. Birkaçı şüphelendi böyle, ya burada bir numara var ama hadi bakalım falan diye girenler oldu. Sadece iki kişi biliyordu. Osman Koç ve Selva biliyorlardı. Selva işte Stüdyo X'den. İkisini danışman olarak aldım. Çünkü başta tırsıyordum yani. Danışman lazım herhalde. Çünkü ben karar vermeyecektim. Danışman olarak aldığım kişilere bazı şeyleri sorarım diyordum. Sonra ilk şey olarak sunumdaki sırayı hatırlamıyorum ama sunum direkt sergi gösteriyor. Buradan bakayım. Şimdi süreç dokümanlarından. Evet, manifesto neydi? Ve rastgele seçilmiş birisi manifestoyu yazdı. Yani dedi, bir mail gitti ve hayalindeki evin manifestosunu yazar mısınız dedi. Manifesto yazıldı, danışmanlara gitti. Danışmanlar şöyle şöyle olmadı dedi, yorum yapıldı, bir daha yapıldı falan filan. Ve manifesto bu şekilde çıktı. Yani hiçbir kontrol olmadan aslında aşağı yukarı. Sonra başka birine manifesto İngilizce çeviriye yollar mısınız diye gitti. O kişi çevirdi. Sonra başka birine şu çeviriyi kontrol eder misiniz diye gitti. Bu şekilde sistem ilerlemeye başladı. Ben olabildiğince maillerde içeriklere bakmadan ilerledim. Yani nasıl yapmışlar, nasıl çevirmişler. Çünkü çeviride bir kere yaptım. Çeviri yapan kişi doğru çevirmişti. Kontrol eden kişi İngilizce bilmiyordu. Çok kritik bir durum. Ve böyle patladım orada. Yani nasıl bunu, mekanizmayı nasıl toparlayacağımı bilemedim. Çok fazla kişiye sormak gerektiği ortaya çıkıyordu. Ve insan kaynaklarım yetmemeye başladı. Şimdi onların birkaç görselini göstereyim. Mesela çalışma saatleri dokümanımız. Bu işte kimin kaç saat çalış, isimler yazmıyor. Mesela işte birisi finans konusunda 5 saat çalışmış. Saat ücretlerini belirliyor insanlar. 20 saat ücret belirmiş, ödemeleri ödemeler yapmış. Finansçı mesela insanlara paraları aktaran kişi. Sanatçı duyurusu yapmış birisi. 2 saat çalışmış, saat ücreti 20 lira. Böyle böyle. İnsan kaynakları sisteme 2 kişi davet etmiş. Eser değerlendirmesi, sanatçı sorularına cevap verilmesi, serginin kurulumu. Burada bir klasik bir sergi kurulumundaki bütün iş kalemlerini aşağı yukarı görüyorsunuz. Planlama değerlendirmesi. Şimdi ilk şeyden bir gireyim. Aslında planlamayı göstereyim. 13 Mart. Sanırım ilk bu. Bir sonrakine geçeyim. Evet. İlk doküman buydu gelen. Birine gitti dendi ki bir sergi açacağız. Bizim sergiyi planlayın dendi. Böyle plan yazdı. İşte danışmanlar tema ve küratör belirler. Danışmanlar kendilerine görev yapar. Danışman bir danışman iki. O bunu yapar, bunu yapar. Sonra o belirler ve bayağı çok şanslıydı bu arada. Planlama yapan kişinin böyle bir şey çıkartabiliyor olması inanılmazdı yani. Ondan sonra bu bir revizyona uğradı falan. O değişti. Böyle böyle bir şey oldu. Mekan şu mu, bu mu falan diye planlamalar çıktı. Ya başka biriyle başlasaydık proje olmayabilirdi bu arada belki. Bilmiyorum yani. Kritik noktalar olabilir. Sonra işte böyle denemeler oldu. Yukarıda renkler, iş kolları falan burada, finans uzmanı bilmem ne falan. Çünkü yorumlar geliyor ve yorumlara göre planlama değişiyor. Evet, zaten en son hali buydu. Emin değilim, şuradan bir tarihe bakmam lazım. Dedim ki ben sergi hakkında çok bilgi sahibi değilim. Çünkü gerçekten okumadım bu dokümanları. Yani okumak çok heyecanlıydı ama okumadım. Yani okumamam da çok önemli gibi geliyordu bana. Ondan sonra bu plan oturdu ve karar verildikten sonra şeyler işte çalışma işler bu kalemler oradan çıkmaya başladı. Burada bütün iş kalemleri var. İşte manifesto yazıldı, çevrildi. Sonra dendi şartname var, şartname yazılması lazım. Şartname yazıldı, şartname İngilizce çevrildi. İşte sanatçılara duyuru yapılması lazım. İşte 3-4 kişi var sistemde ve hepsine şey gitti, insan kaynakları maili gitti. Dedik ki işte bize başka insanlar bu. Ve orada şöyle bir süre sonra şu metot oluştu. Mikro business diye bir şey açıldı. Başvuru formu ne oldu belli olmayan. İşte mikro iş sistemi bu iş bir iş otomasyonu projesidir. Sadece referansla girebilirsiniz diyor. Ve gerçekten bir referans kodunuz var yoksa giremiyor. İngilizce ve Türkçe çalışıyor sistem. Sizden bu bilgileri istiyor. Size bazı açıklamalar yapıyor. Ya yani en başta bir mail atmıştım. Yani çalışma şeklimiz bu. İşte şunları doldurun diye. O bir süre sonra buna doğru dönmeye başladı. İşte doğum yılı, yaşadığı ülke, şehir. Hangi saatlerde çalışmak istersiniz? Saat ücretiniz, hatta şurada bir link veriyor. Dünyadaki ülkelerdeki saat ücretleri. Dolayısıyla kendine, çünkü gerçekten 5 lirada diyen var saat ücretine, 50 lirada diyen var. Ve bunlar deneyimleriyle ilgili demiyorlar. Yani bayağı rastgele bir dağılım vardı saat ücretlerinde. İş örnekleri vermişim işte. Sizin için ev kavramını anlatan 200 kelimelik bir yazı yazınız. Mesela böyle bir iş gelebilir. Ya da işte ekteki verilen brief ile hazırlanmış olan posterler hakkında eleştiri yapınız. Böyle bir iş de gelebilir vesaire. İş kalitesi başkaları tarafından değerlendirilir. İş kötü yapabilirsiniz, bir sorun yok diyor. İş kötü yaparsanız iş alma olasılığınız düşecektir. Fiyatı kendi belirlemesi de çok ilginç bir opsiyon aslında. Neyse onlara çok girmeyeceğim artık. Sonra iş alanları var. Yani neler biliyorsunuz falan bunlar çıktı.
Çeviri için dil önemliydi. Dolayısıyla bildiğiniz dilleri ekleyin kısmı vardı. Sistemden nasıl çıkabilecekleri, ödemelerin nasıl yapılacağı falan her şey net bir şekilde yazılıydı dokümanda.